Merhabalar. 2022 yaz ve sezonunu özetlediğimiz, değerlendirdiğimiz serinin dördüncü videosuyla karşınızdayız. Başlayalım. İşte bu bölümde hangi görüşler var? İlk olarak Kavaklı Koca Yusuf yağlı güreşlerindeyiz. Finalde Cengiz Han Şimşek, Nilim Gürer. Cengiz Han Kırkpınar'dan sonra biraz kendini kanıtlama güreşlerindeydi. Bu güreşlere de çok asıldı. Paça Kazık'tan Nilim Gürer'i rahat şekilde yeniyor. Sezon sonuna doğru da bir suplex atmıştı. Dediğim gibi bayağı kızmıştı. Onu da ilerleyen bölümlerde değerlendiririz. Sabah kahvaltıda muhabbet sohbet ederken işte bizim akrabalarımız eniştem gibi sevre dediler ki eşek geldi yanımıza şimdi doğru. Dedim ki eniştem eşeği kaldırabilir misin dedim. Ben de kaldırırım herhalde dedim. Deneyelim bakalım dedim ben. Öyle bir belki üstü çekme muhabbeti oldu. O da benim haberim yok. Yani ben akşam gördüm o muhabbeti. Ama oyunlar Kırkpınar'ın finalindeki oyunla aynı olmuştu. Denk gelmiş işte. Biz daha onu 2018 yılında yapmıştık. Herhangi bir art niyet yok. Yani eşek çünkü bizden daha değerli yani. Bizim konuşmada eşeği kaldırabilmesi falan filan o videoda. Sonradan popüler oluyor vesaire. Asarcık Yağlı güreşlerinde Samsun'da. Burada Şaban Yılmaz'la jübilesini yapmıştı. Fatih attı buradan Özkan Yılmaz'ı, Şaban Yılmaz'ın yeğenini. Serttirmeyle rahat bir şekilde iniyor. Herkes Fatih Atlı'dan biraz daha fazlasını bekliyor ama Fatih Atlı biraz belli bir çizgide gidiyor. Çok rölantide gidiyor. Çok kasmıyor. Kumru Düzoba yağlı göster. Ordu'dayız. Abi bu nasıl bir yermiş yani. Gerçekten yazın ortasında böyle sis, soğuk bir hava. Recep Karagüzel bir kas kanadeli İsmail Balaban yeniyor burada. Orada zaten kendi memleketinde. Bildiğin soğuk bir yer ya. Dağın bayağı bir rakımı yüksek herhalde. Sakarya Akyazı Akbalık yağlı güreşleri. İsmail Koç'la Serhat Gökmen finali. Bayağı da güzel bir final olmuş gerçekten. Bu arada arkadaşlar kanala dikkat edin. TV264 diye bir kanaldan bulup yayınlıyor. Bunlar ya bayağı bir takip isteyen şeyler. Serhat Gökmen burada. İsmail Koç'un bu sene ikinci, üçüncü defa yaşadı herhalde bu 3 nokta kuralı hikayesini. Yine ona kurban gidiyor. Ben çok işte bu sezon çok çoğu kişinin anlamadığını düşünüyorum. Bu yağlı güreş ve 3 nokta kuralını ve çok itirazlar oldu. İnsanlar zaten anlasaydı önceden şey yaparlardı yani tepki gösterirlerdi ki bu kural önceden kalkabilirdi. Ya bu da yağlı güreşte ne kadar ya pehlivanların biraz olaya duyarsız kaldığını gösteriyor. Pehlivanların, ustaların kuralı tam üzülsemediğini gösteriyor. Perşembe yaylası güreşleri ay bastı Ordu'da. Güzel bir organizasyon olmuş mehter maçları falan. Recep Kara Salih Erinç finali. Ordu'da yine. Perşembe yarısı. Yine Recep Kara kendi evinde galip. Kürsüye bakarsak zaten Recep Kara ve ekibi
Abdullah Güngör. Diğeri de Fatih Atlı olması lazım. Bu biraz gelmemiş kürsüye. Onlar da onu çağırıyor zaten. Alanya Gökbel'deyiz. Cengiz Han Şipşek ve Suçan Zeybek yani. Antalya yöresindeyiz. Yusuf Can Zeybek burada. Evet. O o şekilde duruşta %99 zaten. Herkes kaybediyor. Bunun gibi güreşleri çok, yenişleri çok fazla gördünüz. Bu ben değerlendirmem. Hani ben yenileceğim kündesi diye tabir ettiğim künde tutuşu ve genelde bu çangalla karşı taraf kazanıyor. Ali İhsan Batmaz var burada. 40 bölümden sonra yaptığı kürsü bundan sonra zaten sakatlanmıştı bir yerde. Burada da Cengiz Han Şipşek'e yenildi. Ben çok gerçekten çok mutluyum Ali İhsan Batmaz'dan. Çok iyi geliyor yani. Karamürsel yağlı güreşlerindeyiz Kocaeli'de. Yine bir Kocaeli Karamürselli Hüseyin Gümüşalan var. Finalde Mehmet Yeşileşil'de. Burada güzel ayağını çekerek güzel indiriyor burada Hüseyin Gümüşalan. Ya sonuç beklenilen bir sonuç ama yani güzel bir iniş yapmış yani. Çok da böyle al ben seni yeniyorum gibi bir iş olmuş ama bir anda güzel çekmiş. Hüseyin Gümüşalan bunu çok iyi yapıyor. Patlayıcı kuvvetli çok iyi. Özellikle budama, göğüs çaprazlarını falan çok iyi yapıyor. Patlayıcı kuvvetli. Kartepe güreşlerindeyiz Kocaeli'nde. Tanju Gemici. Tanju Gemici de bayağı bir bu sene silik geçirdi. Muhtemelen sakatlıkları falan vardı. Kendisi de söylemişti bir yerde. Orhan Okulu Tanju Gemici'ye keçi dikmesi atmaya çalışıyor. Tanju Gemici çok zor ya Tanju Gemici'ye keçi dikmesi atmak. Tam kuvvetlerinde çok iri yarı bir peyon. Burada zaten atamıyor. Bacağı da kapladıktan sonra yeniliği kaçırılmaz oluyor. Tanju Gemici de bu sene yaptığı, aldığı tek birincilik sanırım bu. Tanju'nun biraz çalışması lazım ya. Tanju Gemici iyi, yağlı güreşin her şeyi var ama biraz hem kondisyon hem biraz da teknik yağlı güreşi iyi öğrenmesi lazım. Mesela İsmail Koç'un yaptığı gelişimi Tanju Gemici yapsa çok farklı şeyler olur. En büyük adaylardan birisi olur yani. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. 5. partı hazırlıyoruz. Onu da yükleyeceğiz inşallah. Bu şekilde devam ediyoruz zaten. Hem bu şekilde sezonun genel olarak bir değerlendirmiş oluruz. Herkes hafızaları tazelemiş oluruz. Bugünlerde kurultay var sanırım. Aralık ayı içinde bu yağlı güreşle alakalı kararlar da alınacak. Onları da netleştikçe paylaşırız, bilgilendiririz sizleri de. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Teşekkür